Selamlar gençler. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ben Sercan Hoca'nız. Bu videomuzda sizlerle 9. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı videosunu paylaşacağım. Bu yazılı kendi hazırladığım ama sınavınızda çıkma potansiyeli çok yüksek olan bir yazılı sınav olacak gençler. Daha önceki videoda Milli Eğitim paylaştı. Senaryolar çözmüştük hep beraber. Şimdi ise sınav ortamında sanki sınavda çözüyormuş gibisinden sorular çözeceğiz sizlerle beraber. Genelde çok yakın ya da tutturduğumuz sorular çok fazla oluyor. Umarım bu sınavda da öyle olur. Çok önemli bir sınav gençler. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyip bütün sorulara bakmış olun. Hepsini vereceğim. Hem yazılı kısmını hem listening dinleme kısmını hem de konuşma kısmını bu yazılının içerisinde vereceğim. Umarım hepsi tek tek sınavınızda çıkar ve hepiniz senenin son yazılısında çok yüksek notlar alırsınız gençler. Bu sene bitiyor artık. sene de yine burada olacağım yalnız. O yüzden mutlaka kanala abone olup takipte kalmayı unutmayın. Bu videoya destek olup bu videonun ön sıralara çıkmasını sağlamak için de videoya like atabilirsiniz gençler. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Hadi hemen çok fazla gevzelik yaptık. Hemen soru çözümlerimize geçelim. 9. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı sorular dedik gençler. Tekrar söyleyelim hem yazılı hem dinleme hem de konuşma sınavlarının hepsini bir videoda vereceğim. Umarım çok sıkılmadan videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Malum artık yazılı sorularınız kazanımlara göre oluyor gençler. O yüzden kazanımlara çok dikkat edip ona göre soru hazırlamakta fayda var. Kazanımlar belli olduğu için de ne tür sorular çıkacağı aslında çok belli. Birinci sorumuz bir writing sorusu. Write a short paragraph about a historical place you visited in the past. Geçmişte ziyaret ettiğin tarihi bir yer hakkında kısa bir paragraf yaz diyor arkadaşlar. Bu işte 5 cümle yazlar, 3 cümle yazlar artık orası belli olmaz ama en az 5 tane yazmaya çalışın siz. Use the following guidelines. Burada da işte ipuçları var. Bunları da kullanarak bunlara bir iki cümle vererek ne yapacaksınız? Bir paragraf yazacaksınız. Mention its location konumundan bahset diyor. Importance öneminden ve tarihinden bahset. Share your opinion about the place. Yer hakkında kendi fikirlerinden bahset. Ayrıca ''What you did or saw there?'' diyor. Burada da hem duygularından nasıl hissettiğinden hem de ne yapıp ne gördüğünden bahsettiğimiş arkadaşlar. Kitaplarınızda örnekleri çok fazla var ama sizler de kendiniz tarihi bir yer seçip bunu Google'dan yazıp Türkçesini yazıp Google'dan çevirerek de yine böyle ezberleyip yapabilirsiniz. Örnek olarak ben de Roma'yı yazdım sizler için. ''Roma is the capital city of Italy and just like Istanbul it lies on seven hills.'' The Colosseum, the most famous historical building in Rome, stands on one of these hills. The city has a unique Baroque architecture. One of these structures in Pantheon is the oldest of all Roman structures. Italian cuisine is also very rich. The most famous dishes are pizza and pizza. I advise you to eat the best pizza and pasta that you can taste in your life diye söyledik arkadaşlar. Buna benzer dediğim gibi Sizler isterseniz eğer soru çıkarsa aynısını veya dediğim gibi çevirerek başka bir tane şehri bu şekilde tanıtabilirsiniz. İkinci sorumuz bir reading parçası arkadaşlar. Read the text and answer the question parçayı okuyup soruları cevaplayacağız. Sleepless ve a sleep specialist var burada arkadaşlar. Uykusuz biri var ve uyku uzmanı varmış konuşuyorlarmış dertlerini anlatıyorlar. Sorularımız da aşağıda ben önceden sizler için çözdüm. Direkt sorulardan gidebiliriz diye düşünüyorum. Birinci sorumuz when has the sleep problem become worse for sleepless? Sleepless için diyor uyku problemi ne zaman daha da kötüleşti diyor. Bakın onu şurada söylüyor arkadaşlar. Birinci cümlenin devamında. But the situation has become worse in the past three months. Son 3 ayda durum daha da kötüleşti demiş. Burada the sleep problem has become worse in the past three months diye söylersek bu soruyu gayet doğru yapmış olacağız. İkinci sorumuz what is the common cause of insomnia? İnsomnia gençler uykusuzluk demek. Uykusuzluğun diyor temel sebebi, ana sebebi nedir diyor. Bu da the common cause is lifestyle factors demiş arkadaşlar. Hayat tarzı faktörleri. Bunlar işte bakın many factors like stress, depression or physical pain can cause insomnia. But the common cause is lifestyle factors demiş. Yani şunlar stres, depresyon, fiziksel ağrılar da uykusuzluğa neden olabilir. Ama temel sebep diyor bakın common cause is lifestyle factors. Hayat tarzı faktörleridir diyor arkadaşlar. Burada biz şu battan sonrakini kullanırsak aynı cümleyi alıp yazarsak doğru bir cümle kurmuş olacağız. Üçüncüsüne baktığımızda How does blue light affect sleep quality? Mavi ışık uyku kalitesini nasıl etkiliyor demiş. Bunu da biz ne yapacağız hemen? Blue light'ı bulacağız değil mi? Bakın o da şurada şu cümlede geçiyor. The blue light from electronics such as laptops, tablets, TVs and mobile phones also negatively affects sleep quality at night demiş. Bakın negatively affect diyor arkadaşlar. Negatif bir şekilde etkiliyormuş. Biz ne diyeceğiz o zaman? The blue light affects sleep quality negatively diye söylemek yeterli olacaktır. Uzun uzun isterseniz yazmak isterseniz de yine burayı da yazabilirsiniz. Dördüncü sorumuz What is the main idea of the text? Parçanın diyor ana fikri nedir diyor. Bunu da genel olarak zaten anladık ama yine son cümlede de anlıyoruz. Avoid using them two hours before bedtime. If the problem continues, you had better see a doctor to find out the main reason. Ana sebepleri öğrenmek için de yine bir doktora danışmakta daha iyi olacaktır da arkadaşlar. Burada da you must consult a doctor to take medical advice. Tıbbi tavsiye almak için bir doktora danışmalısın diye söylüyoruz. Böylelikle ikinci sorumuzu da halletmiş oluyoruz. Üçüncü sorumuz gençler kazanımımız bir writing kazanımı yine writing sorusu var o yüzden. Üçüncü soruda write an invitation letter to a friend bir arkadaşına bir davetiye mektubu yaz. Use the prompts below buradaki ipuçlarını kullan demiş arkadaşlar. Davetiye mektubu yazacaksınız. Write the party type işte ne tür bir parti olacağını, write date, time and location tarihini, saatini ve yerini yaz. Write the planned activities. Planlanan aktiviteleri yaz. Neler yapılacak? Close letter with best wishes. See you etc. Mektubu işte saygılarımla görüşürüz gibisinden best wishes. See you kalıplarıyla kapat. Daha sonra da en sona da write your name adını yaz demiş arkadaşlar. Burada örnek olsun diye ben bir tane yazdım. Dear friends name demişim. Burada işte dear Sercan, dear Ahmet diye yazabilirsiniz. I hope this letter finds you in good spirits. Umarım bu mektup seni iyi bir anında yakalamıştır. I'm excited to invite you to a movie night at my place on Friday, July 8th at 7 p.m. 8 Temmuz Cuma günü saat 7'de seni sinema gecesine davet ediyorum demiş. We will be screening a couple of classic films and enjoying some popcorn and snacks together. Birkaç tane klasik film izleyeceğiz ve tabii ki bunları da popcorn, patlamış mısır ve atıştırmalıklarla beraber yapacağız. Feel free to bring along any favorite movie snacks or drinks you would like to share paylaşmak istediğin herhangi bir atıştırmalı ya da içeceği getirmek de özgürsün diyor. Looking forward to seeing you there. Seni orada dört gözle bekliyoruz. Saygılarımla best wishes. Your name yani Sercan artık kim yazmışsa onu. Buna benzer bir tane de siz yazacaksınız gençler. Aynısı soru çıkarsa isterseniz aynısını yazsanız bile olur ama en azından bir davetiye mektubu nasıl yazılıyor şöyle bir tekrardan bakmanızda fayda olacaktır. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Write a short paragraph with at least five sentences about your future plans. Gelecek planların hakkında en az 5 cümlelik kısa bir paragraf yaz demiş arkadaşlar. Yine bu sefer de gelecek planlarınızı yazacaksınız. Burada örnek var mesela. When I graduate from high school, liseden mezun olduğumda I am going to work in a shop for one year. Bir yıl bir dükkanda çalışacağım and prepare for the university exam. Bir üniversite sınavına hazırlanacağım. I am going to be an engineer bir mühendis olacağım demiş. Bunu örnek olarak vermiş. Siz 5 cümle yazacaksınız bakın en az. Yazarken de şuradaki bilgilerden faydalanabilirsiniz. Bunlar ne? işte school life, education, okul hayatı, eğitim, future job, gelecek mesleği, business life, iş hayatı, where you want to live, nerede yaşamak istiyorsun. Where you want to visit or holiday plans, nereyi ziyaret etmek istiyorsun ya da tatil planlarından bahsedebilirsin. What do you want to buy? Ne almak istiyorsun? İşte bir ev mi ya da bir araba mı? bunlardan benzer neler almak istiyorsan bunlardan da bahset diyor. Ben uzun uzun bir tane yazdım ama sizler mesela burada istenenlerin hepsine birer cümle yazarak da yine bunu yapabilirsiniz rahatlıkla arkadaşlar. Unutmayın future plans gelecek planları dediği için de going to yapısını be going to yapısını kullanacaksınız. Her cümlede I am going to ile başlarsanız da yine büyük faydasını göreceksiniz. Peki ben ne yazmışım? After graduating from university with a degree in computer science, I am going to pursue a career in software development working for a technology company where I can apply my skills and creativity. Uzun uzun bir cümle yazdım. Sizin bunu yazmanıza gerek yok. Sizler mesela sadece I am going to graduate from university with a degree of computer science. Dedikten sonra gerisine çok gerek yok. Gerisini mesela bir sonraki cümle kullanabilirsiniz iş olarak. I am going to work for a technology company diyebilirsiniz mesela. Devamında ne demişiz? I am going to live in a vibrant and diverse city like San Francisco where I can thrive in the innovative tech culture and enjoy the bustling urban lifestyle demiş. Uzun uzun artist artist yazmışım burada. Dediğim gibi bu kadar uzun cümle yazmanıza gerek yok. Sizler direkt I am going to live in San Francisco da I am going to live in Istanbul, Ankara diye yazabilirsiniz gençler kısa bir şekilde. In my free time, boş zamanımda I am going to travel to exotic destinations around the world immerse myself in different cultures and exploring breathtaking landscapes. Burada da aslında dünyayı gezeceğim, keşfedeceğim diyorum. Bunu uzun uzun anlatıyorum. Sizler direkt in my free time I am going to travel all around the world diyebilirsiniz. Yeter sizin için. Eventually ve son olarak I am going to buy a cozy house with a spacious backyard where I can relax and unwind after a long day of work demişim. Burada da I am going to buy a big house, a cozy house ya da I am going to buy an expensive sport car diye yazabilirsiniz gençler. Kısa kısa birer cümle yazmanız da sizin için yeterli olacaktır. Bunları yazarsanız yine buradan da tam puan alırsınız. Sizler için bence önemli olan burada ne tür bir soru çıkacağını bilmeniz ve bu soruya biraz hazırlık yapmanız. Birkaç tane cümleyi Türkçe de yazabilirsiniz daha sonra çeviri yaparak yine onu da ezberleyebilirsiniz gençler. İkinci dönem ikinci yazılarınızda milli eğitim çok fazla kazanımdan sorumlu tutmamış sizi. Bu güzel bir şey. O yüzden çok fazla soru gelmez. Buradaki gibi 4 ya da maksimum 5 tane soru gelir gençler yazılı kısmında. Ben de size 4 tane paylaştım. Böyle çıkma ihtimali potansiyeli çok yüksek olan sorular bunlar. O yüzden mutlaka şöyle çok çok dikkatli hatta gerekirse tekrardan bakarak hazırlığınızı yapmanızı isterim. Şimdi dinlemeye geçeceğiz. Listening dinleme kısmına geldik gençler. Dinleme kısmında biliyorsunuz bir veya iki tane ayrı dinleme çıkabiliyor. O yüzden ben yine iki tane hazırladım sizler için. Dinlemeyi tutturmak zor oluyor ama genelde yine de yorumlarda gördüğüm kadarıyla dinlemelerde tutuyor birçok kişi de. Bu beni sevindiriyor. Umarım yine tutar. Burada birinci dinlememiz diyaloğu tamamlayacağız. Diyalog var. boşluklara hangisi gelecek onları bulacağız. Chemist bir eczacıyla Paul konuşuyormuş arkadaşlar. Birinci boşluğumuzda how can I help you? Birinci boşluğumuz help olacak gençler. İkincisi oh I have cut my finger diyor burada. İkinci boşluğumuz finger. Üçüncü boşluğumuz plasters. Dördüncü boşluğumuz how should I use them? Should olacak arkadaşlar. Beşinci boşluğumuz apply. Altıncı boşluğumuzda Vet olması gerekiyor. Umarım aynı listening çıkar. Listening de rahatlıkla yaparsınız. Bu arada bunu yazılımın pdf'ini ben yazılımın altında açıklamalar kısmında link olarak bırakacağım. Rahatlıkla indirebilirsiniz. Eğer unutmazsam gençler dinleme metinlerini de oraya koyacağım. Orada dinleme metnini de indirip en azından şöyle dinleyerek kulak aşinalığınızda olsun istiyorum. Umarım indirmeyi unutmazsınız. İkinci listening parçamız arkadaşlar. Listen to the dialogue again and complete the table diyoruz. Burada yine az önceki dinleme metninin aynısı. Soru farklı sadece. Az öncekinde ne yaptık? Boşlukları doldurduk. Bu sefer de bir tabloyu dolduracağız. Yani burada istenilen bilgileri dolduracağız gençler. Birincisi demiş ki patient. Patient hasta. Yani burada hasta kim? Buna Paul yazıyoruz. Hastamız Paul'muş. İkincisi health problem. Sağlık problemi neymiş? A cut finger. Kesik bir parmakmış arkadaşlar. Symptoms, semptomlar nelermiş? It hurts. Ağrıyormuş gençler, ağrısı varmış. It hurts diyoruz. Treatment tedavisi ise antibacterial cream and plasters. Antibakteriyel krem ve yara bandıymış arkadaşlar. Bu şekilde de ikinci sorumuzu aynı dinleme metninin ikinci sorusunu da halletmiş olacaksınız. Umarım aynı metin çıkar ve rahatlıkla halledebilirsiniz. Geldik speaking. Konuşma kısmına gençler. Konuşma kısmını belki birçoğunuz yapmış da olabilirsiniz şimdiye kadar. Çünkü öğretmenleriniz önceden yapabiliyor. O yüzden ben bir önceki dönem önceden de paylaşmıştım aslında ama bu sefer vaktim olmadı. Kusuruma bakmayın. Umarım bunu gördükten sonra girersiniz bu sınavınıza da. Talk about following topics. İşte sorular var. Bunlar hakkında konuşacaksınız. Tabii ki her soruyu öğretmeniniz sormaz size ama bunların içinden birkaç tanesini belki sorar. Her cümleye en fazla 1-2 cevap vererek de rahatlıkla halledersiniz gençler. Burada cevap olarak değil de soru olarak ne sorulacak size bunları bilmekte fayda var. diye Bildikten sonra rahatlıkla hazırlanırsınız diye düşünüyorum. Belki öğretmeniniz zaten önceden de şu soruyu soracağım diye söyler. Birinci sorumuz when was the last time you visited a doctor? Why? En son bir doktoru ne zaman ziyaret ettin? Niçin? Burada ne diyebilirsiniz? I visited a doctor last week. Geçen hafta ziyaret ettim. Why? Neden? Because I had a sore throat. Boğazım ağrıyordu diye kısa bir şekilde söyleyebilirsiniz. Why is it important to know what to do during an emergency? Acil bir durumda ne yapacağını bilmek neden önemlidir diyor. Örneğin ileri bir tehlikeyi engellemek için önemlidir değil mi? It is important because we can avoid further damage diyebiliriz. What do you do when you feel under the weather? Under the weather neydi? İşte bitkin, halsiz hissetmek değil mi? Hasta hissetmek. Halsiz hissettiğinde, hasta hissettiğinde ne yapıyorsun diyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Dinlenirim diyebilirsin. I rest when I feel under the weather diyebilirsin. Ya da I go to sleep early when I feel under the weather diyebilirsiniz. Have you ever witnessed an accident? What was it? Hiçbir kazaya denk geldin mi? Görgü tanı oldun mu? diyor. What was it? Ve bu neydi? diyor. Bir kazayı gördüm. Yani araba kazası. Yes, I have diyebilirsiniz. Have you ever'la sorduğu için. Uh, yes I have. It was a car accident. Bir araba kazasıydı diyebilirsiniz. What should you do first in an emergency? Acil bir durumda ilk olarak ne yapmalısın diyor. İlk olarak kendini güvenli almalısın değil mi? First we need to be sure that we are safe diyebiliriz. Which party you would like to join or throw the most? En çok diyor hangi partiye katılmayı ya da en çok ne tür bir parti vermeyi istiyorsun, seviyorsun diyor burada da arkadaşlar. I like to throw ya da I like to join a birthday party diyebilirsiniz değil mi? Ya da I want to join a pajama party diyebilirsiniz. How do you usually ask people for a request, permission or help to do something for you? İnsanlardan bir istekte, bir ricada ya da izinde ya da başkasının sana yardım etmesi istediğinde nasıl soruyorsun bunu diyor. Bunu nasıl sorarız arkadaşlar? Kindly, kibar bir şekilde. Do you mind? diyebiliriz değil mi? Do you mind kalıbını kullanarak söyleyebiliriz. Örneğin kalemini alabilir miyim? Do you mind if I have your pencil diyebilirsiniz değil mi? What kinds of preparations do you think people make before throwing a party? İnsanlar parti vermeden önce ne tür hazırlıklar yapıyorlar? Bunu da yine işte süsleme yapıyorlar. içecekleri hazırlıyorlar, yiyecek hazırlıyorlar diyebilirsiniz. Do you prefer going shopping for clothes with someone or alone? Why? Alışverişe biriyle birlikte mi gitmeyi yoksa yalnız gitmeyi mi seviyorsunuz? Niçin? Bu artık sizin tercihiniz. Örneğin yalnız gitmek istiyorsanız I prefer going shopping for clothes alone because I feel more comfortable. Daha rahat hissediyorum diyebilirsiniz. Do you prefer online or in-store shopping for clothes? Why? Kıyafetleri diyor online mı yoksa Mağazada alışveriş yapmayı mı tercih ediyorsunuz? Niçin? Burada işte mağazaysa I prefer in-store shopping for clothes because that way I can have a chance to try them on and make sure that they fit me. Diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani orada deneyip üzerime olduğundan emin olabilirim diye söyleyebilirsiniz. Bunlar gençler konuşma konularınız olacaktır büyük ihtimalle. Bunlardan işte birkaç tanesini soracaktır öğretmeniniz. Her birine hemen hemen birer cümle şöyle hazırlık yapmanızda büyük fayda olacağını düşünüyorum. Evet gençler, yazılımımızın sonuna geldik. Umarım buraya kadar izlemiş, bütün sorulardan faydalanmışsınızdır. Umarım soruları beğenmişsinizdir. Herhangi bir isteğiniz, bir sorunuz varsa elbette yine yorumlara Yazabilirsiniz. Elimden geldiğince ben de destek olurum sizlere. Dediğim gibi sorularınız kazanımlara göre geleceği için genelde bu kazanımlardan sorular gelecektir ve ben eminim ki aynı veya çok benzer sorular çıkacaktır sınavınızda. O yüzden gerekirse tekrar tekrar izlemeye çalışıp notlarınızı alın gençler. E buraya kadar izleyip faydalandıysanız videoya like atmayı unutmayın lütfen ayrıca kanala abone olmayı da. Unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Bye.